İkinci Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi'ne e, te, hoş geldiniz. E, ben burada sizlerle beraber olma olanağı veren hocalarıma, değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum yöneticilere. Ben e, bu dersimizde, konumuzda, e, satelitimizde, multi-mevnomda Lenodomid'in yerini vurgulamaya çalışacağım. Tabii hepimizin bildiği üzere Lenodomid e, çok önemli bir tedavi ajan olarak karşımıza çıktı. Neredeyse olmazsa olmaz ajan. Nelerden bahsedeceğim? Benim bahsedeceğim konular e, önce bir tarihçeden, sonra yeni tanı miyelomda, relaps refekter miyelomla bahsedeceğim ve idame edilen yerini vurgulamaya çalışacağım. Bu, çal bu sunular içerisinde ikili tedavide e, deksametazon tedavisi yeni tanım miyelomlu hastalarda ülkemizde ee, özel hastalar dışında endikasyonu olmadığı için bunu e, vazgeçeceğim. Endikasyon olan, olan hastalarda değinmiş olacağım. Değerli arkadaşlarım, immün modülatör ilaçların ilk seçenek olarak karşımıza çıkanı hepimizin bildiği gibi hastalardaki talidomittir. Talidomitin öyküsü insanlarda 1999'lu yıllardan 90'lı yıllardan itibaren başlanmıştır. Tabii bunu ifade ederken anti aktivite ile ilgili olarak olduğunu ifade etmek isterim. Ee, anti antitümör aktivitesinin 90'lı yıllardan tanınmasından önce çok uzun yıllar var. 1950'li yıllarda hepinizin bildiği gibi feridomitin bir antiemetik ajan olarak bilhassa Avrupa'da kullanıldığı hepimizin malumudur. Talidomit bir fitrol arkası üzerine glutamit, glutamerit gruplarının eklenmesiyle ortaya çıkan bir ilaç. İlaç bu ilaç grubunda karbonil grubu ayrıldıktan sonra amino grubun eklenmesiyle lenidomitin kendi yapısı ortaya çıkmıştır. Bir üst yapı olarak da ilave amino grupla beraber yapısındaki pomoidomid ortaya çıkmış durumdadır. Tarihçeyi biraz evvel ifade ettim. 99 yılında in vitro ortamda talidomid'in etkinliği araştırılmaya başlandıktan sonra 2000'li yılların başında e, ilaç ilaç resistansına bağlı miyelomlu hastalarda kullanılması gündeme gelmiştir ve ilk kez Richardson tarafından e, 2002 yılında kullanılmış ve talidomid kullanan hastalarda %71'lik bir başarıdan söz edilmiştir. Eş 2005'te ve Asko 2005'te ilk kez ilacı üreten e, sanayi olarak bu ilaçla ilgili sonuçlar yayınlanmıştır. Bu sanayinin sponsor olduğu çalışma sonuçlarına bakıldığında ilaçlarda e, talidomit kullanılan hastalardaki tabloda PFC ve hastalardaki OCD iyileşme ortaya kalınmış. Hem Asko hem Eş'te ve relaps miyelomda hastalarda yanıt alındıktan sonra bu hastalardaki ilk talidomid sonrasındaki tablo lenidomit lehine rapor olarak ortaya koyulmuştur. Ve hastalardaki ilk klinik önemli klinik çalışma olarak MPT çalışması, NPR ve NPR'ın idame olarak kullanıldığı çalışma, FIRST çalışması olarak da 2015'te FDA onayı almıştır. Lenodomit deksematozonla ilişkili çalışmalara baktığımızda bir faz iki çalışmaları söz konusu. First çalışması SWOG ve AFM çalışmalarından söz edeceğim. E, Lenodomit çalışmalarında daha evvel de ifade ettiğim gibi çoğu çalışmalar ilk seçenek hastalarda ülkemizde ki sonuçları söylememiz pek mümkün değil. çünkü endikasyonları yok ama düşkün olan hastalarda kullanmak bu hastalarda mümkündür. İlk olarak ortaya çıkan çalışmada first çalışmasında lendomit dexmotosonla düşük dexmotosonla hastalarda 12 kür 18 kür e, karşılaştırılmış ve diğer bir kol olarak da melfesam melfalan prednizon tildomit bugüne kadar tildomit immün modülatör olarak yer alan gruptu hastalarda da tedavi kullanılırken transplantasyona uygun olmayan hastalarda birebir e, ayrım gereğinde progresyonsuz sağ kalıma kadar hastalarda ilaç e, kullanılmaya devam edilmiştir. Aslında bu hasta gruplarına bakıldığında direkt hastaların yaş grubunun dağılımı gerekse hastalardaki performans konumu arasında belirgin bir farklılık söz konusu değildi. Hastaların yüzde %40 düzeyindeki ISS 3'e sahipti. Hemoglobin ve A dağılımı normal hasta dağılımı ile uygundu. Çoğu hepimizde olduğu gibi üçte biri immunoglobinin G ağırlığındaydı. Hastalarda klirens, kreatinin klirensinin düşük olan hasta grupları azdı. Çoğu hastalarda yüzde otuzun üzerinde olması tercih edildi. Hastaların yüzde yetmişinde kemik lozyonları vardı. E, literatürle de uyumlu olarak hastalarda kötü prognostik belirteçler ifade ettiğimiz 4-14, 14-16 ya da %17P, hastalarda %17 ile 20 arası değişmekteydi. Değerli arkadaşlar, bu hastalara baktığımızda şunu gördük. Hastalara baktığımızda elde edilen yanıt bir kere PFS'leri, hastalıksız sağ kalımları sürekli nendomit deksematozon kullanan hastalarda uzundu. 35 aydı. Buna karşılık lenotomit eksematozunun 18 ay kullanıldığı ya da merfenlam prednizolon talidomitin kullanıldığı hastalarda bu oranlar 22 ay ile kısıtlıydı. Hastaların dört yıllık sağ kalımlarına bakıldığında hastalıksız sağ kalım kadar yakın e, belirgin ayrım gösteren değerlere sahip olamadık. Genel sağ kalımları hastaların birbirine yakındı ve istatistik istatistiksel bir anlam taşımamaktaydı. Bu hastaların alt kurum analizlerine bakıldığında tam yanıt, çok iyi kısmi yanıt ya da kısmi yanıt ya da stabil hastalık elde edilemeyen gruplara bakıldığında, tüm sonuçlara bakıldığında genellikle hastalarda elde edilen yanıtlar RD18'de yanıt düzeyinde, MPT18 arasında birbirine benzerlik göstermekteydi. Bir diğer önemli e, çalışma... E, Bilhassa hastalarda başlangıç tedavisinde e, transplantasyonu olmayan hasta grubunda VRD tedavisiyle ilişkili çalışmaydı. Bu hastalarda ARD ile VRD karşılaşıldı. Yani leninomid deksematozuna acaba hastalarda e, bortezom eklenirse ne olur denildi. Klasik dozda bildiğimiz şekilde kullanıldı. E, bortozomit, elenodomit ve primer sonlanma noktası hastalıksız sağ kalım olarak ifade edildi. Tabii eğer bu bölgelere bakıldığında, hasta gruplarına bakıldığında bortozomip eklenen gruba göz önüne aldığımızda neredeyse artı grubun iki katındaydı. Yani yanıtları hastalarda e, tam yanıt olarak elde edilmiş yanıtlarda bortozomik artırmaktaydı. Tabii e, kısmi yanıtlar hastalar çok iyi kısmi yanıtlar ARD e, RD iyi, Parsiyel yanıtlar birbirine eşit olarak gelmekteydi. Genel yanıt olgularına bakıldığında da hastalarda yüzde 81-71 olarak e, bortozomik grubunda daha fazlaydı. Bu hastaların, bu hastaların çalışmalarında baktığımızda hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalım üzerine etkileri nedir diye bakıldığında eğer hastalara bortezomib ile beraber lenodomib kullanılırsa bu hastalarda 43 aylık bir sağ kalımken 30 aylık bir sağ kalım vardı. Buna karşılık genel sağ kalım 75'e 64'dü. Hazard reşiyoları 0.7'ye 0, 0.7'ydu. Yani hastaların yaklaşık e, sağ kalımları 30 hastada daha pozitif olarak karşımıza gelmiş. Bir tartışma olarak bugün özellikle transplantasyon yapılan hasta grubunda biliyorsunuz biliyoruz ki ilk başta lendomit deksimetazon kullanımından çekinmekteydik. Daha sonra zaman içerisinde lendomit deksimetazonun kemik iliği üzerindeki kök hücrenin mobilizasyonuna büyük bir etkisi olmadı ortaya konuldu. Etkisi olabilir ama büyük bir etkisi olmadı ortaya çıkıldı. Ama bir başka özellik daha ortaya çıktı. Bakıldığında bu hastalarda elde edilen yanıt nasıl olduğu tartışması oluştu. Ve birebir yapılan çalışmada VRD'ye karşılık hastalarda kök hücre nakli yapılan, yapılmayan ve her iki hastalarda idame grubu olarak ortaya aldı ve sonlanma noktası olarak e, PP'si ortaya koyuldu. Bu çalışma gösterdi ki bilhassa transplantasyon yapılan grupta hastalarda VRD alan hastaya bakıldığında 50 aylık bir hastalıksız sağ kalım edilirken diğer hasta grubunda 36 e, aylık bir sağ kalım elde edilmişti. Dört yıllık genel sağkalım ise istatistik olarak bir anlam taşımaktaydı. Yaklaşık olarak yüzde seksenler düzeyinde devam etmekteydi. Yine hastalardaki tam yanıt oranları transplantasyon grubunda düşük gibi görünse de istatistik olarak bunlar sağ kalım üzerindeki etkileriyle paralellik göstermemekteydi. Buna bakıldığında bugün için diyebiliyoruz ki evet, VRD kullanılması yani bortuzomun etkilenmesi transplantasyonda hastalıksız sağkalımı uzatır ama genel sağkalım değişmez ifadesini söylememiz mümkündür. Yine hastalara bakıldığında bu hasta grubunda nötropeni ile ilişkili olarak durum e, transplantasyon grubunda daha ön plandaydı. Hastalarda ortaya çıkabilecek yan etkiler, ölüm nöropati, ikincil kanser ve tromboemboliler farksız olarak görülmekteydi. Tabi lenodomid eksimetazonun yaygın kullanılmasıyla beraber hastalarda acaba bortezomib yerine kafziozomib kullanılabilir mi? Dikkat edelim. Hepsi de lenodomid omurga olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu yakın zamanlarda Lancet Onkoloji'de yayınlanan Endurance çalışması olarak rapor edilen bir durum. Bu hastalarda yine birebir olarak hastalara bakıldığında VRD ile KRD karşılaştırıldığında hastalarda siyar oranları 15'e 18 rakam. Hastalarda eğer KRD kullanırsak 34, VRD'de de 34 aylık bir tablo yapıldı ve bunların has artırış yılları birbirinden farklı değildi. Eşitli bir oran sağlamamaktaydı, bir üstünlük oluşturmamıştı. Bu nedenle yeni tanı koyduğumuz hastalarda ardı olarak... E, temel yapıyı ele aldığımızda protozom inipteri olarak hastada bortozomik veya kalfizom kullanılması hastalardaki yanıt oranlarını değiştirmemekteydi. Peki hala günümüzde rendomit eksematozun yanına ilk seçenek tedavide transplant adayı olmayan hastalarda monoklonal antikor eklenirse nasıl olabilir? Bu 2019'da New England'da yayınlanan Maya çalışması bize fikir verebilirdi. Burada yine hastalarda birebir olan bir tablo. Standart daratumabın kullanılması genel yanıt oranlarına baktığımızda yüzde 92, yüzde 81 istatistiksel anlam taşıyan yine siyar oranları hastalarda yüzde 47'ye yüzde 24'tü. Ve bu hastaların yaşam sürelerine, hastalıksız yaşam sürelerine bakıldığında daratumab kolunda henüz e, sonuç elde edilememişti, devam etmekteydi, ulaşılamamıştı. Buna karşılık hastalara diğer kol grubuna bakıldığında 31 aylık, 31,9 aylık bir tablo söz konusuydu. Daratumab kolunda kısmen hastalarda nötropeni ve pinomini daha sık görülmekteydi. Tabi bu tartışmalar meydana geldiği tabloda hastalarda değişik protosom türü artık leondominin kullanıldığı tablolarda hastalara monoklonal eklendiğindeki yanıt oranları bilhassa siklus sayısının artmasıyla paralellik gösterebiliyor. Bu bir tartışmayı getirebilir. Çünkü biz biliyoruz ki leendomit düzeyi kullanıldıkça her siklus sayısında daha üstün hale gelebilmektedir. Dolayısıyla buradaki etkiye, FAS1B çalışması olan bir etkiyi daratumabla ilişkilendirmek doğru olmayabilir. Lindomitin de böyle bir etkisi olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, indiksiyon tedavisi olabilecek hastalarda bilhassa önemli bir gruplardan bir tanesi yaş faktörüdür. Bu hastalarda Yaşın hastalarda transplantasyona engel olup olmadığı tartışılabilir. Ama hepimiz e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaştan ziyade fit olmayı kullanıyoruz. Fitlik tartışmasına girmeyeceğim. Ama e, Polumbo ve Loracca'nın yapmış olduğu çalışmada eğer hastalarda düşkün ya da yaşlı olarak ifade ettiğiniz grup varsa hastalarda ilk seçenek olarak lendomit steroid bir seçenek olarak karşımıza durabilmektedir ya da bortizom steroid. Bunların hangisini kullanmadıysak ikinci seçenekte bu ilaçlar karşımıza gelebilir. Diğer seçeneklerde ise talidomid stiklofosmet ya da melpelan kombinasyonu ortaya çıkmaktadır. Tabii bu kombinasyona artık günümüzde monoklonal antikorlar da eklemek mümkün olabilecektir. Konuşmamın bu ikinci kısmında relaps refrakter münom hastalarında lerindomitten bahsedeceğim. Değerli arkadaşlarım, iki tane büyük çalışma var. MM009 çalışması ve MM010 çalışması. Bu iki çalışma e, New England Journal of Medicine'de yayınlandıktan sonra büyük bir ses getirdi. Çünkü lerindomit ve düşük doz deksematozunun progresyona kadar kullanılmasıyla ilişkiliydi. Bu çalışmaya bakıldığında elde edilen sonuçlar şimdiye kadarki sonuçlardan bir ilerleme sağlıyordu. Sağladığı ilerleme progresosuz sağ kalım, ağızdan oral alınan bir ilaçla 11 aylık bir hastalardaki sağ kalım deksematozona karşılaştırıldığındaki 4 onda 7 ayda büyük bir üstünlük oluşturmaktaydı. Yine bu her iki, her iki grupta bakıldığında MM009'da 29 aya 20 aylık bir çalışma, MM010 çalışmasındaysa henüz daha hastalıksız sağ kalım, genel sağ kalım düzeyine ulaşamazken diğer grupta 20 aydı. Bu çalışmalarda bakıldığında hastaların en önemli sorunlarından bir tanesi tedaviyi bırakmalarıydı. Değerli arkadaşlarım, yan etkilere ya da hastanın tolerabilitesiyle ilgili olarak ilaç bırakan hasta gruplarına bakıldığında hastalardaki ortanca yaşam süreleri 35 aya gelmekteydi. Örneğin stopenler sebebiyle ki lenodomit kullanan hastalardaki en önemli etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bu stopinde ilaç dozunun azaltılması yerine hastalarda ilaç kesilmesiyle bu hastalarda bu sorun üstesinden gelinebilirdi. Tedavi bırakmayan hastalardaki durum hastalarda ortanca yaşam 50 ayken diğer hasta grubunda 35 ay düzeyinde karşımıza gelmiştir. Bu nedenle günümüzde diyoruz ki relaps refrakter miyelom hastalarında eğer progresyon söz konusuysa hastalarda bu, e, özür dilerim relaps refrakter multip miyelom hastalarında lendomit başlandı ise progresyona kadar ilaca devam edilmelidir. Bir çalışma 2014 yılında Bakınız Lenodomid'i 12 ayın altında alan ve uzun alan hastalarda bakıldığında Lenodomid'in 12 aydan daha fazla alan hastalarda 42 aylık bir sağ kalım alınırken 12 aydan kısa olan hastalarda 20 aylık bir sağ kalım elde edilmektedir. Bu nedenle eğer hastalarda e, yan etki yönetimi iyi kontrol edilirse Lenodomid hastalardaki sağ kalım oranını iki katına çıkarmaktadır ifadesini kullanmamız ...mümkün olacaktır. Değerli arkadaşlarım... ...leendomitle bortozom pin... ...kullanılmasıyla ilgili olarak... ...çalışmalara baktığımızda... ...artık ikili kullandığımız... ...yani MM009 ve 010 ...çalışması çok iyi sonuçlar... ...elde etmesine rağmen... ...yani hastalıksız sağ kalımı 11 ay... ...elde etmesine rağmen... ...maalesef günümüz şartlarında... ...tatminkar bir tedavi şekli değildir. Bu nedenle leandomit dexamatozona... İkinci bir ilacın eklenmesi gündeme her zaman gündemde olmuştur. Burada en sık kullanılan ajan bortozomittir eski tarihlerde itibaren. Kullandığımız bortozomib hastalarda faz 1 ve faz 2 değerlendirilmiştir. Relaps refraktör multip miyelom hastalarda lemdomit bortozomit ile ilgili faz çalışmalarını en azından ben göremedim üçüncü bir ilaç eklendiğinde hastalardaki sağ kalın ve genel sağ kalın olanında iyileşmeler vardır. Bazı tartışmalarında beraberinde getirmiştir. Bu hastalarda siklofosfamit üçüncü ajan olarak etkilendiğinde bir takım çalışmalar pozitif etki olduğunu söylerse de bazı çalışmalar bir yarar olmadığını gündeme koymaktadır. Bugün lendomit, bortozomit belki bu slaytımın başında bildiremediğim bir e, sanayi konuşması olduğu için ifade edemediğim lendomit, bortozomit ve hastalarda dexamethason seçeneği ilk seçenek olarak kullanılması gereken günümüzde bilhassa transplantasyonu aday ama aday olmayanlarda da günümüzde etkin bir tedavi şeması olarak kabul edilmektedir. Hastalardaki relapsus miyelomlara bakıldığında en çok kullanılan bir çalışmayı, baz aldığımız bir çalışmayı koydum. Buradaki doz düzeyleri düşük, bazı hastaların düşkün e, kaldıramama sebebiyle hastalardaki PFS'leri 9,5 ay bulunan bir tabloda genel sağ kalımları 30 ay olarak ortaya koyulan bir çalışmadır. Bu çalışmaların içerisinde daha evvel lenodomit kullanmış hasta gruplarında içerdiğini ifade etmek isterim. Bir başka Lenandomit metozonun kullanıldığı ve protosom inhibitörü ile kombinasyon yapıldığı tedavi şekli karfuzomitle beraberdir. Bu çalışmayı biz aspire çalışması olarak biliyoruz. Bu, buraya bakıldığında 1 ila 3 orta, e, ortanca 2 sıra tedavi alan hasta e, birebir olarak eee Randomize edilmiştir. Burada önemli bir tablo, bortozomip altında progresyon gösteren hasta buraya alınmamıştır. Demek ki önemli ifade, bortozomip protozom iniptörüne karşı bir direnç olabileceği için yine lenom tedavisinde ilk üç ayda progresyon gösterenler bu çalışmaya alınmamış. Bakıldığında çok etkileyici bir cevap olarak alınmış. Bu hasta grubunda ...tabii Lendex grubunda erken grup ortanca ikinci sıra alan hastalara bakıldığında 17 aylık bir sağ kalım elde edilirken hastalıksız sağ kalım Lendex karfizom grubunda 26 aylık bir sağ kalımdır. Bu şimdiye kadar elde edilebilen bu çalışmanın olduğu tarihteki en yüksek değerdir. Nitekim bu çalışma 2012'de 2000, evet 2015'ten sonra 2018'de de tekrar üzerinden geçilmiştir. Genel sakalım oranları da hastalarda yüksektir. Bu e, rakam hatalı olmuş. İzleme bakıldığında 48 aylık bir sürü olarak karşımıza gelmiştir. Siyah oranları ters yazılmış. Özür dilerim. 9'a 31 olarak karşımıza gelen bir tablo. Önemli bir sorun. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği. Biraz da kalp grubunda yüksek olduğunu altını çizmek isterim. Pratik hayatımızda kontrolsüz hipertansiyon olan hastalar bu gruba alınmamalıdır. Eğer hastalarda kontrolsüz hipertansiyon ortadan kaldırılırsa kardiyak genetikler oldukça azalmaktadır. 2018'deki sonuçlara baktığımızda bortezomib alanlarda 8 ay, feldomit alanlarda 15, 15 ay lendomit kullananlarda hastalarda PFC'de 5 aylık bir iyileşme sağlamıştır. Yine özellikle bu çalışmada eğer haftada tek doz verirseniz daha iyi bir sonuç olarak karşımıza gelmektedir. Yine bu çalışmanın en önemli öz özelliklerinden bir tanesi yüksek risk grubu hastalarda oldukça başarılı ıı, bir sonuçların elde edilmesidir. Tabii üçüncü bir protozonipdir. Özellikle ıı, günümüzdeki COVID-19 dönemindeki oral bir ajan olarak kullanılma özelliğine sahip ixazomip de lenandomit deksametazonla beraber kullanıldığında sonuçları nasıl olmaktadır? Buna Truman'in çalışmasında Moreau arkadaşlara cevap vermiş. Hastaları birebir iksizomit, lendomit deksimetazona karşılık lendomit deksimetazonlara kıyaslama yapmış. 14 aylık bir hastalarda izlemde bakıldığında tam yanıt oranları 12 aya 7 ay olarak bulunmuştur. Bu hastalara bakıldığında hastalardaki sağ kalım oranları hastalıksız sağ 20, 20 aya 14, ay, 14 aydır bu değerler insanlarda etkileyici bir değerdir. Ancak bu sağ kalım oranları genel sağ kalıma yansımamıştır. İrede alan hastalarda, eksomit, endomit, eksematozon olan hastalarda genel sağ kalım oranları endomit, eksasondan bir farklılık ortaya çıkarmaktadır. Ancak hastalarda e, hazard reşiyoya bakıldığında yüzde yirmi oranında progresyonu ya da ölüme de bir azalmaya neden olabilmektedir. Şimdiye kadar konuştuğumuz üç tane protozoan ürperi artı lendomit deksemetozonun birbiriyle kıyaslayan çalışmalar yakın zamanda yayınlanmış ÇARE tarafından e, rapor edilmiştir. Burada İRE'de iksizomit e, e, lendomit karşılık kalfizomit lendomit ve bortozomit lendomit deksemetozon, iksizomit lendomit dekse veya bortozomit ile e, kalfizomit'in karşılaştırması yapılmıştır. Eğer hastalar Genel olarak ele alınırsa yani fit olan hasta grubuna bakıldığında bu grup içerisinde en etkin ilaç lindomit deksametazonun kalfizomit ile e, kombinasyonudur. Buna karşılık e, hasta, hastalardaki e, bortozomit veya iksizomit ile elde edilen sonuçlar birbirlerine benzerdir. Bakınız burada yüzdellik rakamı aldığımızda 24 aylara 15 aylık bir aşağı yukarı sağ kalın, elde edin. Ancak pit olmayan hastalarda işler değişir. Pit olmayan hasta grubunda kalfibizomitin etkinliği tartışmalı hale gelebilmektedir. Bu azınlık bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Burada daha çok daha az yan etkiye sahip olabilecek hastalarda biraz da kardiyak yönden iksozomip ve bo kısmen bortozomip birbirine benzer bir etkiye sürmektedir. Kalfizomip etkisi ise hastalarda hastalıksız sağ kalım olarak daha azdır. Ancak unutmamamız gerekir ki hasta fit olan hastalarda en etkin cevap olarak hastalarda kalfizomit, lenodomit, deksametozon tedavisidir. Ve monoklonal dönemi, antikor dönemi. Bu çalışmalar içerisinde lenodomit, deksametozonla daratumopun eklendiği çalışma. Dört yıl evvel ortaya koyulan New England'da yayınlanan bu çalışmada Pollux çalışmasında hastalar birebir Ayrıştırılmıştır ve bu hastalarda yan etki ya da progresyona kadar hastalar tedavi yapılmıştır. Tabii bu çalışmada belki eleştirel bir taraf erken dönem e, ISS'e sahip olan hastalarda e, düşük ISS'e sahip olan hastaların sayısının fazla dikkati çekebilir. Yine hastalarda standart risk grubu yüksektir. Hastalarda protozoa ve immün modülatör grup, gruplar bilhassa protozom imitörlerinin yüksek oranda kullanıldığını ifade etmek isterim. Bu çalışmaların sonuçları update edilmiştir ve EHA kongresinde yayınlanmıştır. EHA kongresinde bakıldığında bu çalışmanın sonuçlarında 48 aylık bir sağ kalım oranında değerlendi. Hastalarda izlemde 45 aylık ortanca 45 aylık bir sağ kalım Hastalarda görülmüştür. Yani PFC 45 ay olarak rapor edilmiştir. Buna karşılık ardi'deki rakam 17 buçuktur. alt grup analizi yapıldığında düşük risk grubu olan hastalarda standart ve düşük risk grubu olan hastalarda elde edilen sonuç daha e, yüz yüzlüdürdür. Ama üzülerek söylemek isterim ki hastalarda e, yüksek risk grubu olan hastalarda elde edilen sonuçların değerleri günümüzde düşüktür henüz çok tatmin eden düzeyde değil. Mevredir. Bunu hastalardaki izlem düzeylerine baktığımızda tam yanıta uyguladığımızda hastanın üçte birinde tam yanıt oranları ortaya çıkmaktadır. Ve yine bu hasta gruplarında MRD yüksek bir grup olarak karşımıza gelmektedir. Ama tekrar tekrar ifade ediyorum, yüksek risk grubu hastalar için düşünülmesi gereken bir protokoldür. Bir diğer monoklonal antikor Retuzumab'la beraber Ardi'nin kullanılmasıdır. Burada şimdiye kadar hastalardaki kreatinin klirensi biraz daha aşağıya çekilmiş, 30'a koyulmuştur. Ve hastalarda retumab artı lenodomit deksimetozon ve sadece lenodomid deksimetozon karşılaştırması yapılmış hastalardaki sağ kalım oranları ele alınmıştır. Hastalara bakıldığında bir yıllık PFS'si hastalarda %68'e %57, iki yıllık ise %41'e %27 olarak kalmıştır. Hazar reşesu 0.7'dir bu hasta grubunda. Şimdiye kadar söylediklerimizi bir özetlersek: Polduk, Espair, Elequant ve Tormalin çalışması. Aslında baktığımızda dikkatimizi çeken tablolar. Şimdiye kadarki değerlerde en iyi PPS'ye sahip olan grup DRD gibi görülmektedir. İkinci grup ise KRD, daha sonra Eletruzmap ve iksozomik grubudur. Hastalardaki yanıt oranları da buna paralel göstermektedir. En iyi yanıt hastalarda polyx grupta, esvayda da ona yakın yüzde %87'lik bir tablodur. Peki ne anladık? Anladığımız şu arkadaşlarım. Biz hastalarımıza baktığımızda hangi ilacı kullanırsak kullanalım. Bortezomib, karfizomib, iksozomib. Üçü de bu hastalarda kombin edildiğinde ülkemizde endikasyonu Lapser, Factor, Multimiro masalarında mevcut. Ana gövdeyi Rendomit deksametazon oluşturmaktadır. Bu gövdeyi iyileştirmek için Siklofosfomit koyulabilir ama Siklofosfomit pozitif ya da negatif etki edilebilir. Stopenin değerleri artabilir. Tabi Daratumab yine endikasyonu olan ülkemizde ilaçlardır. Retuzumab ve Izatüksumab'ın panobinastatla beraber ülkemizde lenodomit deksimatozon omurgalı olarak endikasyonu söz konusu değildir. Peki ülkemizdeki tedavi seçeneklerinin oranlarını özetlersek nasıl? Bakınız değerli arkadaşlarım, lenodomit deksimatozon hastalarda 11 aylık bir çalışma. Çok hoşumuza giden tarihçi olsun diye koydum. Belki e, konumuzla imitlerle ilgisi yok ama APEC çalışmasında bu hastalarda elde ettiğimiz yerin şey, PFC 6 ay, 6 aydan 11 aylara. Sonra çok zorda kalan şanssız bir çalışma olan homolidomit deksimetazon çalışmasında 4 aylardan bahsediyoruz. Hastalıksız sağ kalım ama buradaki ortanca hastaların 5 hat tedavi aldığını, 2 tire 9 tedavi aldığını unutmamamız gerekir. Ve hastalara protozomiter olarak bortozom eklendiği vakalar 9-10 aylık bir tablo. İksezomik de 20 aylık ve kalfizomitte 26 aylık. Şimdiye kadar elde edilen en iyi düzey. Ve yine ülkemizde daratumabla bortezomit eksematozonun her ne kadar hastalarda imit içermese de 16 aylık çok bize tatmin edilen bir cevap değil. Bu update edilmesiyle 30 aylara çıkmıştır. Ve eğer hastada daratumab artı domit deksematozu kullanırsak bu hastalardaki hastalıksız sarkalım 45 aylık bir değeri karşımıza koymaktadır. Şimdiye kadarki relaps vakalı hastalarda elde edilebilen en iyi sonuç olarak rapor edilmelidir. Önemli bir bilgi kaynağı olarak takdim etmek isterim. Hangi hastada sitogenetik sorun varsa ben hangi kombinasyon boyu vermeliyim? Hastalarda sitogenetik anormallik olarak 4-14 ya da delesyon 17P varsa en iyi seçenek tartışmasız kalpizomit, endomit, dexametezondur. X-izomit, benzer etki yapabilir. Eğer hastalarda 17P varsa eletuzumabla lenodomit eksimetozon yararlı olabilir. 4-14 translokasyonda yarar sağlayabilir. Dara ağır değil. Bu kadar yanıt elde etmesine rağmen stogenetik anormalliği olan hastalarda yarar e, yararı tartışılabilir sonuçları ortaya koymuştur. Yine aynı şekilde Dara Vide'de de yararlı ama hastalarda elde edilen sonuçlar kalpizomit endomit ya da eksonomit endomit kadar yüksek. ...etkin değildir. İkili ajanların... ...kullanıldığında ya da... ...leletuzumab uzun ...olduklarında tatmin edilebilir... ...bir sonuca... ...kötü stokanitik özellikleri olan... ...hastalarda ortaya koymamıştır. Kılavuzlara... ...baktığımızda ne var? En sık kullandığımız NCCN. Burada beyaz olarak katladığım yerler... ...ülkemizdeki zikredilmesi... ...endikasyon olmadığı için... ...kapattığım tablo. Biraz evvel ifade ettim hastalara baktık. Daha önce tedavi edilen hastalar VRD kullanılabilen bir tablo. Dara hastalarda bortezomiteksomozom, dara lenodomiteksomozom kategori 1 ikisi olarak kullanıldı. Ve e, iksazom en iyi seçenek şimdilik tercih edilen rejim olarak bu durmaktadır. Ama bortezomik siklofosfomit ya da karfizomitin siklofosfomitle ya da lenodomitle tercih kurulabilir. Buraya bakıldığında karfizomatik bir kombinasyonda en etkin tedavi espir'daki lendomin deksimetozon tedavisidir. Bu şartlardan cevap alamadığımızda çok fazla kullanım alanı bulmasak da bazen sıkıştığımızda kullandığımız çaremiz kalmadığımızı kullandığımız ilaç bendamüstin kullanılabilen bir diğer seçenektir. Ve diğer grupları başlığı altında yine mono sağ tek başına daratılmak kullanılabilir ya da disep gibi agresif tedaviler ya da hastalarda DT ya da VTD pace tarzında kemoterapiler kullanılabilen tedavi seçeneklerdir. Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu kılavuza baktığımızda burada ilk nüste hastalar endomide dirençli ya da dirençli değil diye ayrılmıştır. Eğer hastalarda lenodomide dirençli söz konusuysa bu hastalarda fit olup ya da kırılgan olup olmamasına göre ayrılmıştır. Bu takdirde hasta lenodomide refraktörse doğal olarak protozoon minütleri kullanılması söz konusu gelmiştir hastalarda. Yine bu hasta gruplarında pomolidomit bir seçenek olarak karşımıza gelebilen bir tablodur. Ama lenodomide refraktör değilse bu hastalarda mutlaka lenodomitin e, omurgayı teşkil ettiği tedaviler tercih edilir. Ardi iyi bir seçenek olabilir. Özellikle çok aşırı derecede kırılgan olan hastalarda, daha tolerabil olan hastalarda KRD e, da, ya da hastalarda daratumab, ya da iksazom koyulabilir ki tekrar altın çizerim daralı sonuçlar oldukça yüzgülmektedir. Agresif nükle, nükse ise artık ikili ajan kullanma şansımız yoktur. Üçlü ajan olanağımız varsa belki burada tartışılabilecek hatta dörtlü tedavi gündeme gelebilecek bir tablodur. Örneğin burada e, ifade etmeye çalıştığım hastalarda ARD'nin e, yanındaki bir protozom inhibitörleri koyulabilir. Hastalarda VRD dara ya da KRD dara ya da İRED dara gibi. Bir otor görüşü. Ee, daha evvel e, e, bir kongresindeki ifade edilmiş EHOK kongresinde e, Sayın Samoya gelin konuşması. Eğer hasta lenidomitme idamesi almıyorsa nüks olduğunda ne yapabiliriz diye ifade etti. Hastalarda ardıyı bir seçenek olarak koymuştur veya hastalarda yine altını çizerek söylediği ardı omurgasının olduğu dara KRD ya da IRD seçeneklerini karşımıza koyduğu bir tablodur. Ve bu seçeneklerin hastalardaki alt gruplarını koyduğunda en yüksek hazard reşiyo sahip olan PFC Polluk çalışmasında ortaya koyulmuş. Daha sonra ise S-Five, daha sonra Elekoyant ve Turmalin'e gelmiştir. Bilhassa yine altını çizmek isterim. Bakınız hastalardaki etkili derecelerin Polluk'ta olduğu karşımıza Çıkan bir durumdur. Tabii elde edilen oranlar yüksek olduğu için de yüksek risk grubu farklı gelebilir. Ama burada en etkin yüksek risk grubu hastalarda KRD olduğunu ifade ediyor. Sait Hocam ee, kusura bakmazsanız biraz <laughs> hızlandırabilirsek. Hemen mi? bitiriyorum. Değerli tamam. arkadaşlarım. 2 slaytım kaldı. 3 slaytım kaldı hocam. Lenodomid'in idamesiyle ilgili ne tartışması var? Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar size ortaya koyduğum çalışmalar Lenodomid bize göstermektedir ki hastalarda idame olarak verilen, çoğu kabul edilen görüş hastalarda 5 ile 15 mg kullanılmıştır. toler edilebilecek en yüksek doz verilir. Hastalardaki genel olarak hastalıksız sağ kalım daima uzatılmıştır. Hastalarda özellikle 75 yaş altında etkilidir. Genel sağ kalımla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Alt grup analizinde 2017'deki tabloya bakıldığında bu hastalarda idame alan, leonidomid alan hastalardaki sonuçlar yüz güldürücüdür. Leonidomid lehine olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve önemli bir slide, hepimizin aklına gel, gelebileceği bir slide diye düşündüm para hastalara eğer lendomit idamesi verirsek maliyet ne olur diye tartışması. Değerli arkadaşlarım bu o, tablodaki hastalardaki lendomit ile ilgili bakınız size cevap veriyor. Eğer lenodomit verirseniz hastaya idame olarak 2,79 yıl yani 2,7 yılda hastalar daha fazla sağlar. Peki bunun maliyeti bize ne olur? Avrupa bunu hesaplamış bu Avrupa hastalardaki bakladığında 77.462 euro tasarruf sağlar. Yani siz daha sonraki tedavilere daha geç verdiğiniz zaman 77.462 euro cebinizde kazanmış olursunuz. Ve ben hocamla beraber bitirdim. Son bir cümleyi ifade etmek isterim. yayın aşamasında olan bizim kendi çalışmamız hastalara bakıldığında Lendomitin e, orijinal veya e, orijinal olmayan jenerik molekülleri karşılaştığında etki olarak, genetik olarak büyük bir farklılık bulmadığımızı da ifade ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada Aydın'ın görüntüleriyle de konuşmamı bitiriyorum. Sait Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunuydu. Ee, bir iki soru alabiliriz. Chat'te bir soru var. Ee, görebiliyor musunuz? Yoksa ben okuyayım mı? Çok memnun olurum. Göremiyorum. hı. <laughs> E 25 mg nelendazomid toksik seyrediyor başlangıçta. 15 mg ile başlanmasını önerir misiniz? Yani 25 mg alabilecek hastalardan 15 miligramla başlayalım mı? Tersini yapmayı tavsiye ederim. Hasta 25 mg'la başlanmalı. 25 mg'dan sonra eee çoğu kılavuz önerdi 21 günlük süre sonrasında 3 gün GSF ama ya da haftada bir CSF vererek tedavi etmeli. Buna karşılık sorun ortaya çıkarsa doz azaltımına gidilmesini tavsiye ederim. Ben iyi iki soru sorayım. Çok kısa olarak cevap alabilirsem çok e, sevinirim. Şimdi e, bu e, kemik ili transplantasyona uygun olmayan e, hastalarda e, lenodiamit dexamatozon e, şeyi progresyona kadar verelim diyoruz. Burada deksametozonu ne kadar vermemiz lazım? Yani e, atıyorum hasta 10 yıl yaşıyorsa 10 yıl boyunca dexamatozonunu verelim nasıl bir görüşünüz olur Zahit Hocam? Şimdi sana? şöyle, bir dönem özellikle Lenodomid'in idamesinde deksematozonla beraber kullanılması bazı çalışmalarda önerilmiştir. Ama bu çalışmaların uzun süresine bakıldığında dexamatozonun ilame olarak katkıdan çok zarar gösterildiği ortaya konulmuştur. Bu nedenle tartışmamızda artık dexamatozon idamesi büyük görüş olarak reddedilmektedir. Peki, eğer hastalarda soruyu farklı alayım, başlangıç itibariyle Lendex verirken, Lendomide deksametozu verirsek, klasik olarak hepimizin bildiği haftada 40 miligram ama eğer hasta 75 altındaysa 20 mg önerisinde bulunmaktadır. bulunmaktadır. Cevap oldum bilmiyorum. Teşekkürler hocam. bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi post transplantasyon sonrasında lenodomit ilk önce biliyorsunuz verilerini mi, vermeyelim mi daha. Sonra bir yıl dedi. Şu anda iki yıl. Ee, ama e, yayınlara Yok, ben farklı göre... söylüyorum progresyona kadar ee, şey, Kemik ili transplantasyondan sonra evet tra hastalarda eğer nakil sonrasında mümkünse toksik etki elde edilen ya da progresyona kadar eskiden kullanılan bir ya da iki yıllık e, oranları bugün artık yeni de yayınlanan e, yazılarda iki, progresyona kadar görüşü ağırlık kazanmıştır teşekkür ederim çok e, teşekkür ederim Başka soru ve katkı yok ise bir sonraki toplantıya geçmek üzere. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki Serdar Hocam. Hocam şu bu iksazomib e lenaldomid dexametazom hocamın dediği gibi hani yüksek doz 25 milyon başlayıp 15-10 miligrama indiğimiz oluyor ama buna rağmen nötropenestromba süresi ciddi seyreden hastalarda iksadex e tedaviye hocam acaba ne söylemek ister? Şimdi e Serdar Hocam değerli kardeşim İki tane seç seçeneğimiz var hastalarda. E, Xazomik, lenodomik, deksametazon kullandığımız hastalarda Xazomik'in biliyorsunuz biliyoruz ki en büyük yan etkisi e, ishal yapıyor hastalarda. E, eğer hematolojik yan etki olarak bakarsak Lendex grubuna göre nötropelisi daha fazla ortaya çıkıyor. Şimdi vermemiz gereken karar VRD mi vereceğiz eğer verecekse IRD mi vereceğiz, KRD mi vereceğiz tartışmasıdır. Doğru mu anladım? Evet. Şimdi yoksa ikili tedavi vereceksek, ikili tedavide iğredeyi verdiğinizde turmalin bir gösterdi ki sizin 20 aya 14 aylık hastalıksız sağ kalımınız var. Ama bu e, OS, genel sağ kalımı yansımadı. İkisinde de eşit derecede elde edildi. Dolayısıyla bu tedavi seçeneklerinde eğer san bizim Sağlık Bakanlığımız endikasyon dışı in e, izin verirse e, relastofaktör vaka dışında belki indüksiyon tedavisinde hastaneye gelmeyen hastalar için bir VRD kullanılabilir. Hastalarda ne yaparsanız yapın, IRD verirseniz RD'ye göre daha çok yan etki olacaktır. Evet, teşekkürler hocam.